Arkadaşlar, bugün sizlerle görmüş olduğunuz çerçeveli ya da kıyılı boyayı çalışacağız. Değişik, güzel bir boya. Küçük küçük. Ben bunu gözlük zinciri için çalıştım. Kementini falan hazırladım. Her şeyini hazırladım. 3 tane bir tarafına koydum. Diğer tarafına da 3 tane çiçek koyacağım. Şimdi sizlerle beraber çiçeğimizi çalışacağız. Ölçüyorum ilk önce yerimi. Yönünü buluyorum. Yeşil ipimi alıyorum. Evet. Şimdi yeşil ipimi bağlıyorum. Evet. Oo, çok uzun takmışım. Bismillahirrahmanirrahim. Tekrar bağlıyorum. Yandaki ilmeğe geçerek hafif gevşek bırakarak bir köprü oluşturuyorum. İkisinin içine birden batıyorum. Alttaki bir ipi de alıyorum. İkisinin içine birden batarak iki tane zürafa yapıyorum. Sonra ipimi geriye getiriyorum, gözeme yapıyorum. Aynı yere bir daha batıyorum. Arttırma işlemi yapacağım. Yandaki ilmeğe geçiyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Şimdi baştaki ilmeğime geliyorum. Gözememi yapıyorum. Burada arttırıyorum. Bunu pipirik olarak kullanacağım biraz sonra. Yandaki ilmeğe geçiyorum. Sonra yandaki ilmeğe geçiyorum. Bu tarafta arttırmıyorum. Sağ tarafında pipircikler olan küçük bir yaprak çalışacağım. İpimi geri getiriyorum. Aynı yere bir daha batıyorum. Yandaki ilmeğe geçiyorum. Son ilmeğime geriye geliyorum. Aynı yere bir daha batıyorum. Pipirik yapıyorum. Sonra aşağıdaki köprünün içine ipimi uzatarak iniyorum. İpimi arka tarafa doğru çekiyorum. Şimdi buraya 3 tane bir içine bir yapacağız. Bir ilmeğimizi yapıyoruz. İçine geriye geliyoruz. Bu düğümümüz sağda. Aynı yere batıyoruz. Sola doğru çekip bir içine biri oluşturuyoruz. Tekrar yaptığımız ilmeğin içine geri geliyoruz. Aynı yere batıp sola çekerek pipirik oluşturuyoruz. 3 tane bir içine birimiz oldu şimdi. Tekrar geriye geliyoruz. Bu sefer 4 tane yapacağız buraya. Zürafa ya da pipircik dediğimiz 1 2 3 ve 4. Dört tane pipirciğimizi yaptıktan sonra tekrar aşağıya inerek bırakıyoruz. Düğümüzü sıkıştırıyoruz. İplerimizi kesiyoruz. Evet, yeşil kısmımızı bitirdik şimdi arkadaşlar. Şimdi
Lila ipimizi alıyoruz. Dört ilmeğimizin üzerine getiriyoruz ipimizi. İlk ilmeğimize batıyoruz. Bir tane düğümümüzü yapıyoruz. Yandaki ilmeğe geçiyoruz. Bir tane zürafa yapıyoruz. Yandaki ilmeğe geçiyoruz. Zürafa yapıyoruz. İpi de yürütüyoruz altta. Tekrar zürafa yapıyoruz. Şimdi alttaki ipimizi kesiyoruz artık. Şimdi dördün üzerine üç tane zürafamız oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Elimizle çevirtip İlk zürafamızın olduğu yeşile geçiyoruz. Şimdi dört tane zürafamız oldu. Yuvarlak oldu. İlk lila zürafamızın içine kör ilmekle geçiyoruz. İçine üç tane pipirçik çalışıyoruz. Bir. İki. Ve 3. 3 tane zürafa pipirciğimizi yaptık. Tekrar yandaki zürafaya geçerken kör ilmekle geçiyoruz. Yine 3 tane zürafa yapıyoruz. Hepsinin içine 3'er tane dolduruyoruz. 1 2 ve 3 diğerine geçiyoruz. Bu arada abone olmadıysak abone olmayı unutmayalım lütfen ki ben bu videoları devam ettirme şansını arttırabileyim. Sizler de bu videolardan yararlanma şansınızı arttırın. Bildirimler daha çabuk geleceği için abone olduğunuzda. Tabii beğenmeyi de unutmayın. Beğen tuşuna basarsanız çok daha uzun süre beraber olabiliriz videolarla. Evet, sonuncuya geldim. Ona da 3 tane pipirik yapacağım. Ama dediğim gibi video çekerken büyük bir heyecan oluyor. İpler dolaşıyor böyle. Yine 3 tane pipirciğimi yapacağım. Keseceğim ipimi. Evet. Bunu da tamamlamış olduk böylelikle. Şimdi mor ipimizi alıyoruz. En son bittiğimiz yerden hemen bağlıyoruz. Sonra yandaki ilmeğe doğru kör ilmekle geçiyoruz yine. Şimdi ilk yaptığımız pipireğin üzerine doğru yukarıya çıkıyoruz. Yandaki ilmeğe geçiyoruz. Tekrar yandaki ilmeğe geçiyoruz. Üçüncü ilmeğimiz oluyor bu. Üç ilmekten sonra alttaki ilmeğin içine iniyoruz tekrar. Yandaki ilmeğe kör ilmekle geçiyoruz. Tekrar yukarıya çıkıyoruz. Yandaki ilmeğe geçiyoruz. Tekrar yana geçiyoruz. Sonra tekrar aşağıya iniyoruz. Bu şekilde 4 yaprağımızda etrafını dolanarak tamamlıyoruz arkadaşlar. 3. 3. de yaptım. Demin dediğim gibi ben bunu gözlük zincirine yapmıştım. Siz yazmalara kullanabilirsiniz. Gözlük zincirinin yapılışını merak ediyorsanız daha önceki videolarımda vardı. Nasıl yapıldığı, kement kısmının falan yapılışı.
Daha önce çalışmıştım. Orada bakabilirsiniz gözlüğün kement kısmına. Evet. Bu arada çiçeğimizi tamamladım. Bitiriyorum. Ve kesiyorum arkadaşlar. Sonra biraz şöyle kaldırıyoruz. Evet. Bu şekilde çiçeğimizi oluşturuyoruz.